Merhaba arkadaşlar, Gemis Türk'ün videosunda hoş geldiniz. Bugün Bender'in yeni oyununu oynayacağız arkadaşlar. Daha çıkalı bir saat ya da yarım saat falan olmuştur. Çıktığı gün hemen ön inceleme olarak videosunu koyuyorum arkadaşlar. Siz merakınızı gidermek adına. Şu an giriş ekranındayız. Giriş ekranı tamamen değiştirilmiş zaten. Görüyorsunuz resmen sanki resim gibi olmuş ha. Güzel olmuş. Ben bunu bilgisayarın arka tarafına koyabilirim yani. Her şekilde yapabilirim. Onun haricinde Chapter 1, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3'ün arkadaşlar oyundaki bazı yeni odalar ve yeni gizemler eklenmiş. Onları da zaten önümüzdeki bölümlerde oynayacağım. Şimdiki bizim amacımız Chapter, buraları değiştirmişler ha, güzel olmuş. Bu arada İzmir'de hava o kadar sıcak ki ben böyle sıcaklık görmedim. Neyse arkadaşlar, biz konumuza devam ediyoruz. Şimdi Chapter 1, Chapter 2, Chapter 2, Chapter 3. Bunları tekrardan oynayacağız arkadaşlar. Şimdi önceliğimiz Chapter 4 olacak. Bunu seçiyoruz. Seçince direkt giriyormuş. Evet, oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Bu bir ön inceleme videosudur. Yani öyle kısaca size tanıtacağım, sonra videoyu bitireceğim. Bu çok uzun bir video olmayacak. Ertesi gün burada da aynılarını yapıyordum. Bu oyunu isteyen çok kişi olduğu için. Chapter 4. Altyazı kapalı yalnız. Oha. Oha yalnız. Grafikler falan bayağı iyileştirilmiş. Kanka senin. Şöyle mi iniyoruz bunda? Şey yok. Mouse yok. Kanka. Niye mouse yok? Böyle dinmiyor. Evet. Rip. Oyunun ilk hatasını gördük arkadaşlar. Ana ekranda şey yapmıyor. Bir de mouse çok hızlı dönüyor. Evet arkadaşlar, şimdi Chapter 4'teyiz. Gayet güzel olmuş gibi gözüküyor. En sonki olayımızı hatırlayalım arkadaşlar. Boris'i kaçırmışlardı. Alice ablamız Boris'i kaçırmıştı. Biz de asansörle aşağı doğru düşmüştük. Level C'ye gelmişiz şu anda. Hadi o zaman. Böyle bir bakalım ne var ne yok. Göreceğiz. Level C. Gelsin ha. Level 5 gibi olmuş ha şu S işareti. Evet bakalım ne var ne yok. Şimdi iki tane yol var. Grand Coana giden yol. Ashes Red Axis. The ID Axis. Yine mi yol seçmemi istiyor? Ben buradan gidiyorum. Arşiv odasına girelim. Bakalım arşiv odasında ne var? Kapı yapmışlar buraya. Burada alt yazı varmış. Eksik bir parça varmış. Eksik parça bulacağız. Buraya o zaman demek ki artık yapacak bir şey yok. Bu taraftan gideceğiz. Oyun her türlü beni bu taraftan götürmeye çalışıyor. Evet, bendi o şeytan surat. Bendi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ne lan? Burada buldum. Ne oluyor lan? Peki kanka. Hayır, tamam. Güzel, güzelmiş, güzel ses kaydı. Şunu alalım. Eksik parçayı bulduk arkadaşlar. Şuraya da bakmak istiyorum. Burada ne var? Kitle. Şaşırdık mı? Hayır. O zaman hemen hızlıca devam ediyoruz. Şöyle dönelim. Let's go, let's go, let's go. Arşiv odasına bir girelim bakalım. Ne var, ne yok. Arşiv odası. Evet. Güzel bir açılışla girdik içeri. Ne var burada? What the hell? Gösteriye gel. Abi adamlar çok güzel yapmış oyunu yalnız. Grafiklere hayran kaldım şu anda. Oyunu gayet iyi geliştirmişler arkadaşlar grafikler konusunda eskiye göre. İyi çalışmışlar. Tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir parça bulacağız. Şunları bulmuştuk hatırlarsınız. Burada bir sürü şey var. Kasa var. Kasalar açılmış. Ortaya geldik. Ortada mı bir şey var? Ben de abimiz burada. Kitap var. Bu ne abi? Tamam, bunlara biz bakacağız zaten arkadaşlar. Şu an hızlıca devam ediyoruz. Alice abla mı konuşuyor ya? Aha. Girilmez bir yer bulduk. Ama buraya bulmak için bir şey bulacağız. Şu lambaları yakmam gerekiyor bir şekilde.
Tamam kanka, sen konuşuyorsun. Eyvallah. Eyvallah, sen konuşuyorsun ama bizim eksik bir şeyler bulma. Aa, burada. Yo, burada değil. Ne yapacağız abi burada? Bu kapı kapanmış. Demek ki geriye gidemiyorum. Buralarda bir yerlerden bir şey yapacağız. Buraya atlayamıyorum. Burayı hiç atlayamıyorum. Evet. Buraya atlayamıyoruz hiç bir şekilde. Burada bir yerden bir şey bulmamız lazım. Şu kasaları ben açamıyorum. Nedense. Kasalar açılmıyor. Buralar hiç açılmıyor. Baktık zaten buralara. Şuradan bir şey mi parlıyor diye düşündüm. Parlamıyor. Buralar zaten şey. Kitap bulduk. Bulduk arkadaşlar. Daha 4 tane daha mı bulacağım? Evet, 4 tane daha gizemli, yani şu kapıyı açmak için bir şey bulacağız arkadaşlar. Yine mi kitap ama? Bayi söyleseydi ne olduğunu. Abi mouse çok hızlı dönüyor. Ayarlayamıyorum çünkü... buldum. Evet, 2 oldu. 2 oldu abi. Daha var mı daha? Burada yok. 2. Burada da yok. Büyük ihtimalle orta yerde. Orta yerdeki kitaplıkta. Kankalar. Gizemli bir şey gördünüz mü böyle? Kitap olsun. Buldum. What the? Ne oluyor lan? Peki. Güzelmiş. 2 tane kaldı. Ödüm koptu yemin ediyorum ya. Yine bir hayal mi gördük? Bir şeyler gördük ama. Hadi hayırlısı. Üst katta bir şey yok. Buldum bir tane daha. Son parça nerede? Son parçayı arıyoruz. Evet, son parçayı da bulamayız ha. Genelde öyle olur. Şuraya mı çıkılıyor diye baktım da. Yok, burada bir şey yok. Son parçayı gören duyan yok mu? İlla bir tane daha bulmam gerekiyor ha. Helal olsun. Raflara dikkatlice bakalım. Bir tane eksik kitap arıyoruz. Burada mı acaba? Burada da olabilir. Burada da raf var. Burada bir raf göremiyorum. Burada hiç raf yok. Yani kitap yok. Raf demektense. Abicim, siz nereye koydunuz bu kitabı? Son kitabı bulamıyoruz. Son kitap nerede? Allah! Son kitabı gören duyan yok mu abicim? Dur, burada da kitaplar varmış. Burada olabilir. Tek bakmadığım yer burası çünkü. 1, 2, 3, yok, yok. Yok, hiç yok. Burada hiç yok. Evet. Burada da hiç yok. Son kitabı arıyoruz. Şu mu acaba? Yo. Rafa yerleşti. Buradaymış. Seni gidi seni. Bendenin kitaplarını böyle saklıyorsunuz. Oda açıldı burada. Neredeydi oda? Şu taraftaydı. Odamıza artık girebiliyoruz. Haydi bismillah. Tamam, karanlığa gidelim. Sen nasıl istersen. Şu bir tane resim görmüştüm arkadaşlar. Bu kafeslerin içine Boris'i koymuşlardı. Şu an Boris yok ama yine de biz devam edelim. Ödüm kopuyor. Vallahi ödüm kopuyor. Bu sefer daha korkunç yapmışlar. Helal olsun. Her yerde bendi var ya. Şu gülüşten var ya, çok kötü şeyler çıkıyor. Burada bir şey bulduk. Kol bulduk. Sanırsam karşıya geçeceğiz. Tamam, bunu tamir etmek için bir şey bulacağız. Köprüyü tamir etmemiz lazım. O zaman biz bu taraftan doğru gitmemiz gerekiyor. Başka yol yok. Evet. Çok çalışın. Çok mutlu olun arkadaşlar. O yazılar güzelmiş. Burada bir şey yok. Böyle devam ediyoruz. Umarım oyun uzundur ya. Uzun olmasını istiyorum. Öyle kısa kısa oyundan yapıyorsunuz. Olmuyor yani. Bulduk. Çalıştı. Bu ne abi? Hayda. Bu neci abi? İçine girirsem ne olur? Giremiyorum.
Oyun bir kastı var ya, burada çöktü, bilgisayar çöktü. Vallahi bilgisayar... Aa, şurada bir şey var. Vallahi bilgisayar çöküyor şuraya bakınca. O ne abi, siz ne yaptınız? Bak burada hiçbir şey yok. Hop. Ayda. Mürekkep. Abiler yine iş başında. Şuna mürekkep aldım. Ne yapacağım şimdi? Bu mürekkeple bir iş yapacağız. Hadi bakalım. Şöyle gelelim. Allah 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 Allah. Makineye mi takacağım? Makinenin neresini takabiliriz? Şunu bulmam lazım. Koydum bunu. Bu ne abi? Anladım. Nasıl çalışacak bu? Bu şekilde çalışıyormuş. Heh. Ne oldu? Vay, baya güzel sistemmiş. Mürekkep veriyoruz, şey çalışıyor. Dişli verdi bize. Evet. Evet arkadaşlar. Boris'i kurtarma çabalarımız devam ediyor. Asansörümüz geliyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Asansör diyorum. Aslında asansör de sayılmaz. Bu köprü yani. Teleferik gibi şey yapmışlar. Kendisi bindi. Ben hiçbir şey yapmadım. Kendisi mi gidiyor? Ha, kendisi bizi karşıya geçiriyor. Tamam. Şu ana kadar bir sorun yok arkadaşlar. Gayet sakin ve güzelce karşımıza... Ulan ağzıma yani. Gene ne oldu? Kırılacak. Kesinlikle kır... Tövbe estağfurullah. Bir şeye çarptık da neye çarptık hiçbir fikrim yok arkadaşlar. İn abi şuradan, in. Kırıldı. Kırdın abi, kırdın kırdın. Ha, kendisi iniyormuş. Peki abi. Evet. Kapı var. Evet, bu koridorlardan her zaman korkmalısınız arkadaşlar. Çünkü böyle uzun bir koridor çıkarsa genellikle ya biri tarafından kovalanırsınız ya da tepenize bir şeyler yağar. Şimdi görüyoruz. Hadi bakalım. Ne dedim size? Elbet bu manyak koridorlardan bir şey çıkıyor dedim ve oldu. Oradan bir şey geçti. Ne geçti oradan ya? Alo. Nasıl gör... Al işte yine çıktı bu manyak. Alice ablamız, Angel'ımız. Ne diyorum ben ya? Özgürlüğünü şey yapıyorsun arkadaşlar, kurtça. Ya bu bizim melek bayağı şeytan ya. Bildiğin şeytan ya. Şu sesinden bakın abi. Sesinden anlarsınız şeytan olduğunu. Kendisine melek diyorlar ama Boris'i kurtaracağım. Sana bırakmayacağım o polisi. O polisimizi kurtaracağız. Evet. O zaman arkadaşlar bu inceleme videosunu burada bitiriyorum. Hızlıca zaten size yetiştirmek adına bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Ertesi gün bu videonun tamamı yayınlayacağım arkadaşlar. Hepsini oynayacağız. Dördüncü bölümü bitirdikten sonra birinci bölüme geçeceğiz. 1, 2, 3 diye tekrar devam edeceğiz. Sonrasında zaten bunların gizemlerini çözmeye çalışırız. Gizemlerini öğrenmeye çalışacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.